Arkadaşlar selam, yeni bir videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün günlerden salı ve size bir video çekmek istedim. En sonki videomun üzerine böyle birkaç tane soru aldım freelance çalışmakla alakalı. Bundan öncesinde de mesajlar alıyordum, yorumlar alıyordum. Açık olduğum halimde bir video paylaşmıştım aslında bununla ilgili. Ama kapanınca tabii ki kaldırmak durumunda kaldım tüm eski videolarımı. O yüzden şu anda yenilerini çekmek istedim tabii ki. Çünkü merak edilen konular var. Bunlarla ilgili konuşmak istedim aslında sizinle beraber. Kahvemi de aldım. Böyle sohbet eşliğinde size kendimden birazcık bahsetmek istiyorum. Freelance, grafik tasarımcı nereden başlamalı? Özellikle bu sorunun cevabını çok merak eden kişi var. Çevremden de mesajlar geliyor işte nereden başlamalıyım vesaire gibisinden. Hani birazcık aslında yol göstermek istiyorum. Şimdi biliyorsunuz ben bilmeyenleriniz için geçen sene Nisan gibi ajanstan istifa ettim. 3-3,5 yıllık bir deneyimden sonra artık ajansta dedim ki birazcık freelance takılacağım artık. Neler yapabiliyorum görmek istiyorum dedim. Kendi gücümü görmek istiyorum dedim birazcık. O yüzden geçen sene Nisan gibi ajanstan istifa ettim ve freelance olarak çalışmaya başladım. Birkaç ay freelance yaptıktan sonra karşıma bir yer çıktı. Orada çalışmaya başladım. Oradan da 2-3 ay kadar çalıştıktan sonra bir önceki videomda bahsediyorum zaten. Oradan da çıktım. Ama dedim ki freelance en iyisi abi. Az para kazanayım, milyarlarca kazanmayayım ama freelance olayım, vaktimi kendim yönetebileyim, ne zaman çalışmak isteyeceğimi kendim yönetebileyim. En azından bu bana mutluluk veriyor dedim ve hani bu yolda yürümek istiyorum artık bundan sonra hayatım boyunca diyebilirim. İstifa ettikten sonra Hollanda'daki iki arkadaşımla beraber bir şirket kurduk biz. Nixon Design. Mutlaka Instagram'dan takip edin. Web sitemizi de inceleyebilirsiniz. Web sitemiz aslında şu anda %100 bitmiş değil. Ama kullanıma açık sunduk artık web siteyi de. Genel olarak Hollanda'ya hitap ediyor web sitemiz ama Türkçe kısmı da var tabii ki Türkiye'den girenler için, bakanlar için. Ama genel olarak işte fiyatlar vesaire Hollanda'ya hitap ediyor tamamen. Evet, önce nereden başlamalıyız? Önce işten ayrıldıktan sonra biliyordum ki önce güzel bir portfolyo hazırlamam gerekiyor kendime. Bundan %100 emindim ve bana mesaj atanlara, soranlara ilk olarak bu cevabı veriyorum. Mutlaka bir portfolyo hazırlamaya başlayın. Yaptığınız işleri böyle güzel, sade, minimal ya da bilmiyorum tercihiniz nasıl olur. Ama karşıdaki kişinin böyle anlayabileceği tarzda bir portfolyo çıkarmak sizin yararınıza olacaktır. Portfolyoyu hazırladıktan sonra artık yavaş yavaş diğer mecralara geçebiliriz. Behance üzerinden de portfolyonuzu oluşturmanızı tavsiye ederim. Oradan da çünkü birkaç defa deneyimledim bunu. Oradan da mesaj geldi bir iki defa bana. İşlerinizi takdir ettik, işte çalışmak ister misiniz bizimle, pozisyonumuz var gibisinden bir mesaj aldım Behance üzerinden. O zaman ama ajansta çalışıyordum ben ve yani cevap verememiştim tabii ki. Önceden almıştım çünkü. Oradan da hani gelebiliyor çalışmalarınızı görünce oradan da gelebiliyorlarmış demek ki diye düşündüm ve oranın da önemli olduğunu biliyorum. Daha sonra LinkedIn. LinkedIn biliyorsunuz direkt zaten bir iş kanalı ve mutlaka bir hesabınız olmalı orada. Bunu ben sadece grafik tasarımcılar için söylemiyorum. Bir arkadaşım var mesela İngiliz edebiyatı okuyan. O arkadaşıma da bunu sundum, önerdim. Mutlaka LinkedIn üzerinden ağ kurmaya başlamanız lazım. İnsanlarla çok fazla iş bulabileceğiniz çok geniş bir kanal LinkedIn. LinkedIn'de böyle aktif bir şekilde kullanmak, insanlarla iletişime geçmek, var olduğunuzu insanlara duyurmak yapacağınız artı avantajlardan bir tanesi. Çünkü LinkedIn üzerinden de çok fazla iş alma
ihtimali yüksek. Birkaç defa oradan da yaşadım ben bu durumu. LinkedIn üzerinden de işe aldım yani. LinkedIn'i verimli kullanmak gerek. İşte çalışmalarınızı paylaşmak, işte kim olduğunuzu, hakkınızda kısmını, işte aldığınız sertifikaları oraya koymak, işte siz nelerde iyisiniz, bunları orada göstermek. Yani aslında bir nevi kendimizi pazarlamak, tabiri caizse kendimizi pazarlamak gerekiyor birazcık LinkedIn üzerinden. Çünkü direkt iş kanalı olduğu için orada böyle bizi bulabilecek insanların sayısı çok çok fazla ve bizim başka insanları, sektörümüzden insanları bulma olanağımız çok çok fazla diğer yerlerden. O yüzden mutlaka ama mutlaka LinkedIn'i de verimli bir şekilde kullanmanızı öneriyorum kesinlikle. Neler paylaşabilirsiniz? İşte çalışmalarınızı paylaşabilirsiniz, anketler yaptırabilirsiniz insanlara. Bu işinizle alakalı olabilir, o an kafanıza takılan şeylerle alakalı olabilir. Ama orada var olduğunuzu belli eden hareketler gösterin ve insanların ilgisini çekmeyi başarın. Bunu söyleyebilirim orayla ilgili. Ve diğer kanallara geçecek olursak Instagram tabii ki. Instagram üzerinden de aslında benim sadece niş Instagram hesabım üzerinden paylaşımlar yapıyorum. Kendi kişisel hesabım üzerinden paylaşımlar yapmıyorum. Ama bu aralar kafamı kurcalıyor. Kendi kişisel hesabımdan da paylaşımlar yaparak Türkiye tarafındaki müşterilerin de dikkatini çekebilirim diye düşünmüyor değilim. Çünkü benim şu anda ağırlıklı olarak müşteri portföyüm Hollanda. Ya ağırlıklı olarak Hollanda'dan geliyor bana müşteriler arkadaşlarım sayesinde. Allah razı olsun, teşekkür ediyorum buradan onlara da. Onlar sayesinde müşteri portföyüm aslında Hollanda. Daha çok Hollanda'dan müşteriler geliyor. Ha, Türkiye'den de çok kez aldım iş. Ama ağırlıklı olarak Hollanda. O yüzden yani bu aralar bir kişisel hesabımı da işle alakalı şeyler paylaşsam mı, kendi işlerimi paylaşsam mı diye düşünmüyor değilim. Hala üzerinde düşünüyorum. Ama siz bence benim önerim, sıfırdan başlayacaksanız eğer buna, Instagram'ı da mutlaka bence kullanın derim. Yani benim şu anda hani kişisel hesabım, oturmuş bir kişisel hesabım olduğu için hani dönüştürsem mi ileride, çünkü başka fikirlerim var aklımda. YouTube'um birazcık daha büyüdükten sonra, birazcık daha kitlem genişledikten sonra farklı planlarım var. İlerisi için, daha doğrusu şu anki hayatım için değil, İleriki hayatım için diyeyim. Farklı planlarım var, farklı paylaşım fikirlerim var aklımda. O yüzden dönüştürmek zor olur mu tekrardan işlerimi paylaşırken bir anda başka bir şeylere geçmek, bilmiyorum. Şu an işte bilmiyorum ya, kafamda oturtmaya çalışıyorum bir şekilde. O yüzden eğer siz sıfırdan başlayacaksanız ama Instagram'ı mutlaka işvari kullanmanızı öneririm. Çünkü oradan böyle düşük bütçeli reklamlar çıkabilirsiniz kendinize. İşinizi reklamla çıkabilirsiniz, müşteri toplayabilirsiniz, çevre toplayabilirsiniz. Ve bu açıdan bence çok güzel olur. Yani ben kesinlikle orayı da kullanmanızı öneririm. Geliyoruz TikTok'a. TikTok'ta bu aralar müthiş rakamlar elde ediyorum ama işimle alakalı değil. İşimle alakalı şeyler, videolar paylaşmayı denedim ama tutmadı. Bu aralar tutturduğum tek şey TikTok'ta yemek tarifleri. Yemek tarifleri paylaşıyorum ve müthiş izleniyor. Geçen gün Sivas'tayken yaptığım bir yemeği paylaştım ve 200 binlere kadar çıktı ve şok geçirdim açıkçası o kadar izlenmesine. Adı değişikti çünkü, tavuklu gırnıştı. Üzerine tavuklu gırnış yazdım ve bir anda patladı gitti video. Ve daha sonra böyle değişik isimde yemekler yaptıkça aslında tuttuğunu fark ettim. Mesela madımak yaptım. O gün onu paylaştım ve o da tuttu. 50K gibi bir şey izlendi. Orası mesela apayrı bir mecra benim için TikTok. Daha böyle eğlencenimsi ve sevdiğim hobileri paylaşmak istediğim bir mecra haline geldi TikTok benim için. Çünkü bilmiyorum, oranın kitlesi bir tık daha bence öyle bir kitle. Eğlencelik, hobilik, bilmiyorum, bir kitle gibi geliyor bana göre. Çok ciddi iş alanlar da vardır eminim oradan. Verimli kullananlar için söylüyorum bunu ama benim için orası öyle bir mecra. TikTok'ta aslında nasıl tutuluyor?
kendinize has bir işinizle alakalı. Onu böyle niş bir şekilde aslında orada pazarlayınca çok iyi tutuyorsunuz. Mesela şöyle bir kanal keşfettim geçen gün. TikTok'ta bayağı oluyor göreli de. Sokakta geçerken gördüğü bir tabelayı alıyor, logoyu alıyor. Eski bir logo, hatta logo bile denmez. Onu alıyor ve redesign yapıyor. Yes, yeni bir logo haline getiriyor ve bu süreci paylaşıyor. Ve müthiş izlenmeler alıyor. Bunun gibi, yani anlatabildim mi bilmiyorum, hani bunun gibi çok böyle niş, aslında değişik tarzda gelen insanlara bir konu bulduğunuzda onlara acayip çekici geliyor ve gerçekten güzel kitlelere ulaşılabilir. Evet, en son ve en önemli önerebileceğim şey kendinize ait bir web site oluşturmak. Wix üzerinden oluşturmanızı tavsiye edebilirim. Yani benim deneyimlerime göre hani orası bana çok kolay geliyor. Paneli çok kolay, kullanımı çok kolay, çok fazla güzel kullanılabilecek özellik mevcut. Yani oradan böyle kendinize bir web site oluşturabilirsiniz. Çok fazla farklı tema var. Kendinize uygun temalar bulup böyle kendinize ait güzel bir web sitenizin olması bence çok güzel olabilir. Yani bir bakmanızı tavsiye ederim. Web siteniz, portfolyonuz, Behance hesabınız, bir grafik tasarımcının şu anda yani birisi işi verirken bize bence en önemli baktığı şeyler bunlar. Web sitemiz varsa web sitemiz, portfolyomuz, Behance hesabımız. Aslında gündemi takip ederek kendimizi nasıl daha fazla geliştirebilir, kendimizi nasıl böyle daha fazla pazarlayabiliriz'in kafasına girmemiz gerekiyor aslında. Her gün bir yenilik çıkıyor. Kimi Instagram üzerinden çok güzel pazarlıyor kendini, kimi LinkedIn üzerinden çok güzel pazarlıyor, kimi TikTok'tan dediğim gibi çok güzel pazarlıyor. Buralara ağırlık vermeniz gerekiyor. Yani günümüz sosyal medya biliyorsunuz. O yüzden kesinlikle ama kesinlikle bu kanalları kullanmaktan çekinmeyin. O ne der, bu ne der, şu ne der kafasına girmeyin ve çalışmalarınızı paylaşmaya başlayın bir an önce. Vakit kaybediyoruz. Gerçekten vakit kaybediyoruz. O ne der, bu ne der. Biliyorum çünkü benim kafamdan da bazen hani geçen şeyler oluyor. O ne der, ya şunu paylaşsam, o ne der, bunu paylaşsam, bu ne der, şu ne der kafasına giriyoruz. Ama vakit kaybediyoruz aslında bunları düşünürken. Onun ne dediği, bunun ne dediği önemli değil. Yani biz kendi yolumuzdayız ve bu yol için çabalamamız gerekiyor. Bu yol için yürümemiz gerekiyor. Çünkü eğer şu anda bu sistemi oturtturmayı başarabilirsek ileriki hayatımız muhteşem olacak. Yani şu an ona odaklanmış bir durumdayım. Her mecra için içerik üretiyor olmam, harıl harıl. Burası için, TikTok için, Instagram için ayrı, iş Instagram için ayrı içerikler üretiyor olmam. İleriki yaşamım için, yani ileride rahat bir yaşam sürebilmem için benim şu anda asılmam gerekiyor, içerik üreticiliğine işlerimi pazarlamam gerekiyor. Bütün bunların hepsi dediğim gibi ileriki yaşamımız için, rahat bir yaşam sürmemiz için, her yerden çalışabilmemiz için. Amerika'ya mı gittin? Orada rahat rahat çalış. Avrupa'ya mı gittin? Orada rahat rahat çalış. Halanlara mı gideceksin? Orada rahat rahat çalış. Çünkü her yer bizim. Bilgisayar bizimleyse her yerde çalışma imkanımız var demektir. Tabii ki bu işin avantajları olduğu kadar dezavantajları da var. Dezavantajları ne? Sabit bir maaşınız yok. Bu ay iyiyseniz önümüzdeki ay işler az olabiliyor. Bir anda işler yığılabiliyor, bir anda azalabiliyor gibi gibi dezavantajları var. Tabii ki bir de bunun şirket açma, fatura kesme, vergi muhabbetleri var. O muhabbetlere hiç girmiyorum. Şimdi bir de arkadaşlar, son verebileceğim en altın tavsiye şu olur. Yeni başlayacak kişiler için özellikle sabırlı olmak gerekiyor. Biliyorum şu anda okurken aynı zamanda freelance işler de almak istiyorsunuz. Ama bu iş biraz sabır ve
biraz çevre desteği gerektiriyor. İlk başta çevrenin böyle ona önermesiyle, arkadaşının bir diğerine önermesiyle, arkadaşının bir iş sahibi birine önermesiyle oluyor bu işler ilk başta biraz. Çevreden işler alarak başlıyorsunuz ufak ufak. Daha sonra isminiz duyulduktan sonra o diğerine öneriyor, o diğerine öneriyor derken bir şekilde size dönüyor o karma zaten. O yüzden bence sakin olun, relax olun. Elbette ki bir şekilde yolunuzu bulacaksınız. Hepimiz bir şekilde yolumuzu bulacağız. Bulmayacak değiliz. O yüzden yavaş yavaş aslında acele etmeden bence bu işe girişmeniz ve çok büyük umutlarla, beklentilerle girmemeniz. Çünkü çok büyük umutla girerseniz ilk başta hayal kırıklığına uğrarsınız. Çok kötü demiyorum. Tabii ki çok güzel ama dezavantajları da var. Bu işin dediğim gibi eğer siz sabit maaş gelirim olmalı benim derseniz bu sektörde işiniz yok. Ama derseniz ki çalışırım, çabalarım, ileride artar, ilk başta az da olsa olur diye kafaya girerseniz o işi yaparsınız zaten. Çok fazla yükseklerde uçmadan bu sektöre girmenizi tavsiye ederim. Ben şu an mükemmelim demiyorum ama çabalıyorum diyorum. Hala çabalıyorum ve çabalamaya devam edeceğim. Çünkü çabalamadan oturduğumuz yerden kimse gelip bize ekmek vermeyecek, kimse gelip bize para vermeyecek. O yüzden çabalamaya devam. En azından şu yaşlarımızda çabalamaya devam. İleriki yaşlarımızda eminim ki meyvesini kat be kat alacağız. İnşallah Allah'ım. Benim verebileceğim tavsiyeler bu kadar arkadaşlar. Bugünlük videomuzun sonuna geldik. Birazdan şimdi freelance bir işim var. Yeni başladım, daha dün başladım. Ona geçeceğim. Bize kırımlı broşür hazırlıyorum kendilerine. Bugün bitiririm büyük ihtimalle. Dün tek yüzünü bitirmiştim. Arka yüzü kalmıştı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Hoşunuza gitmiştir. Keyifle izlemişsinizdir umarım. Beğendiyseniz bir beğeninizi alırım. Bir yorumunuzu alırım. Eleştirebilirsiniz. Çok hakaretli yorumlara karşıyım da böyle yorumlar yok arkadaşlar. Onu karıştırmayalım yani hakaret ve eleştiri yorumlarını. Ona göre. Kanalıma abone değilseniz tabii ki abone de olabilirsiniz. Bana destek olabilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum ve videoyu kapatıyorum.